Tekrar merhaba herkese. Duygu, sembol, mekan, AKP'nin İstanbul'u ve bitmeyen fetih başlıklı seminerimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz yeniden. İlk bölümde hatırlarsanız biraz daha teorik bir çerçeve çizmeye çalıştım. Bu bölümde somutlayacağız bu çerçeveyi aslında. AKP'nin yıllardır İstanbul üzerinden yürüttüğü sembolik siyasetin ve duygu siyasetinin somut tezahürlerine odaklanacağız. Ben Ayasofya ile başlamak istiyorum. Çok da taze bir konu biliyorsunuz. Ayasofya davası, siyasal İslamcıların Ayasofya davasıyla başlamak istiyorum. Ayasofya'yı bir tür İslami eve dönüş arzusunun mekanı, o nostaljinin mekanı olarak okumaya çalışacağım. Biliyorsunuz Ayasofya Fatih İstanbul'u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı yer. Ve ardından Ayasofya'yı cami eğiliyor Fatih Sultan Mehmet. Peki Ayasofya ne o zamana kadar? Bizans'ın İstanbul'un en büyük kilisesi aslında. Yaklaşık 900 yıl boyunca Doğu Hristiyanlığının merkezlerinden biri. Dolayısıyla Fatih'in Ayasofya'yı cami eylemesi Hilal'in haça karşı, Doğu'nun batıya karşı, Müslüman'ın gavura karşı zaferini imliyor. Siyasal İslamcılar için çok önemli bir tarihsel moment. Sonra ne oluyor? Erken Cumhuriyet döneminde biliyorsunuz Ayasofya müzeye çevriliyor. Ayasofya'ya müze statüsü veriliyor. 1935 yılında sanırım. Ve siyasal İslamcılar için bu da en başta bahsettiğim o İstanbul'un kaybı var ya, İstanbul'un kaybının unsurlarından biri. Ayasofya'nın kaybı. Aslında İslam'ın kaybı, İslam'ın görünmez kılınması, yok sayılması ve yenilgisi olarak anlamlandırılıyor ve anlatılaştırılıyor. Özellikle 1950'li yıllardan itibaren, siyasal İslamcıların yeniden örgütlenmeye başladığı yıllardan itibaren de Ayasofya'yı yeniden fethetmek, orayı yeniden cami kılmak siyasal İslamcıların çok temel bir arzusu oluyor. Bir tür motivasyonunu teşkil ediyor diyebiliriz. Sadece bence siyasal İslamcıların da değil, genel anlamda Türk sağının, Türk sağcılarının fetihçi enerjilerinin aktığı bir sembol Ayasofya. Yani yıllar boyunca Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili işte metinler üretildi, bununla ilgili etkinlikler vesaire. Siyasal söylemde çok sık karşımıza çıktı. AKP ne zaman sıkışsa Ayasofya'nın ibadete açılması üzerinden bir gündem oluşturulmaya çalışıldı. Dolayısıyla Ayasofya siyasal İslamcılar için bir tür nostaljik ev. Yani zamanda kaybedilmiş, bugüne yeniden taşınması gereken, yeniden belki o gücün tesisinde kritik bir rol oynayan bir sembol Ayasofya davası. Şimdi nostalji deyince hep şey gibi düşünüyor olabiliriz. Yani işte geriye dönük bir şey, bir tür hasret, özlem. Hayır öyle değil. AKP için, siyasal İslamcılar için bu nostalji son derece kurucu bir şey aslında. Son derece şimdiye ve geleceğe yönelik ve aksiyonu tetikleyen, harekete geçmeyi tetikleyen bir nostalji türü bu. Biliyorsunuz 10 Temmuz 2020'de Ayasofya ibadete açıldı. Görkemli bir törenle ibadete açıldı. O dönem biraz takip etme şansım oldu. Hakkında yazılıp çizilenleri. Umut Azak şey diyor mesela, ben de çok katılıyorum ona. AKP'nin elindeki son barutu. Yani son barutunu da tüketti. Gerçekten Ayasofya davası öyle kadim bir dava ki siyasal İslam geleneği için. Çok kritik bir sembolik siyaset uğraydı. İbadete açılması bence bana sorarsanız 5 yıl önce açılsa belki başka bir duygu iklimi yaratabilirdi memlekette, tabanda, AKP destekçilerinde. Fakat 2020'ye geldiğimizde zaten altüst olmuş bir siyaset, altüst olmuş bir ekonomi ve bence AKP'nin arzu ettiği ya da siyasal İslamcıların yatırım yaptığı kadar büyük bir karşılık bulamadı tabanda, kitlelerde. Bu da bize aslında AKP siyasetinin, sembolik siyasetin ve duygu siyasetinin uzun süredir tükenmiş olduğunu gösteriyor.
çok büyük bir kozu tüketmiş oldu AKP. Yani elinde Ayasofya davasından daha büyük bir koz yok gerçekten. Bir diğeri yine İstanbul içinde, yine bu İslam'ın, İslami eve dönüş arzusunun mekanı olarak işaretlediğim bir diğer mekan Çamlıca Camii. Biliyorsunuz yıllarca Ayasofya işte ibadete açılmadı. Ama galiba 2012 yılında Erdoğan Çamlıca'ya büyük bir cami inşa edeceklerini söyledi. O cami öyle büyük olacaktı ki İstanbul'a ayak basan herkes İstanbul'un bir İslam kenti olduğunu anlayacaktı, görecekti. Bütün ihtişamıyla Çamlıca herkesin görebileceği büyüklükte bir yer olacaktı. O dönem yani belki hatırlamakta zorlanıyoruz. O kadar çok şey oldu ki son 7-8 yılda ama o dönem çok büyük tartışmalara vesile oldu Çamlıca Camii hikayesi. Hukuki davalara konu oldu. Zira orası sit alanıydı vesaire. AKP başardı Çamlıca Camii'ni İstanbul'a inşa etmeyi başardı. Dolayısıyla bu hani bir tür evet siyasal İslam'ın galibiyetiydi. İstanbul'u yeniden fethiydi bir anlamda. İslam'ın İstanbul'u yeniden fethiydi bir anlamda. Buna dediğim gibi yeniden kurucu nostalji deniyor. Yani bu yaptıkları şey bir tür işte İstanbul'u İslam kenti olarak algılayıp oranın İslam yeniden İslam kenti olarak görülmesi için çeşitli işte hamlelerle çehresini değiştirmek aslında bir kentin. Bu tabii yani hem resmi tarih anlatısı bağlamında hem yeni milli kimlik kurgusu bağlamında da çok kritik bir şey. Gerçekten de İstanbul'a ayak basan herkes dev bir camiyi görüyor. İlk görülen şeylerden biri bu oluyor. Dolayısıyla AKP bu İslami eve dönüş arzusunun mekanlarıyla ilgili bir zafer kazandı diyebiliriz. Yani Cumhuriyet'le girdiği o savaşta bir tür zafer elde ettiğini söyleyebiliriz. Bir başka mekan içinde mekan var. Bakmak istediğim. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi ve Topçu Kışlası hikayesi. Şimdi ben bu ikisini iki kültür savaşının mekanları olarak ele alıyorum. Biraz açacağım size bunu. Siyasal İslamcılar için Taksim Beyoğlu hep ama hep fethedilmesi gereken, özümüze uygun olmayan bir yer ola geldi. Neden? Çünkü aslında Cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla birlikte orası bir tür batılılaşmanın, Cumhuriyet seçkinciliğinin, çarpık modernleşmenin menbaıydı Taksim Beyoğlu Harbiye. Siyasal İslamcının zihninde bu böyleydi. Nitekim Peyami Safa'nın o Fatih Harbiye hikayesini biliyoruz. Bir yerde Fatihliler var. Dışlanan, görmezden gelinen, yok sayılan, kentin çeperine itilen. Diğer yanda ise Harbiyeliler var. İşte dans eden, opera, bale yapan vesaire vesaire. Bu kültürel yarık hikayesinden AKP ve siyasal İslamcılar yıllarca beslendi. Tabii ki bunun altında müthiş bir aslında sınıfsal çekişme ve işte sınıfın kaybının getirdiği bir şey de var aslında Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte. Çok daha derin, tek başına kültürel yarık diyemeyeceğimiz bir çatışma alanı yani aslında Taksim Meydanı ve bu Fatih Harbiye yarığı. Şimdi Taksim hep fethedilmesi gereken bir kaleydi dolayısıyla rövanşist siyasal İslamcılar için. Ele geçirilmesi gereken çünkü yaşam tarzıyla ilgili de bir hikaye. Nitekim ta 94 yılında Erdoğan belediye başkanlığı seçimlerinden önce şu vaatlerde bulunuyor. Taksim'e cami yapacağım. Yaptı biliyorsunuz. İslami Kültür Merkezi yapacağım. İşte genel evleri kapatacağım. Belediyenin mekanlarında içki satışını yasaklayacağım. Hepsini yaptı aslında. Yani bugün Taksim'e baktığımızda bambaşka bir çehre görüyoruz. Yani Cumhuriyet'in çok temel bir sembolünün nasıl alaşağı edildiğine şahit oluyoruz Taksim örneği üzerinde. Şimdi Taksim içindeki AKM'ye bakacağım dedim ya ben. AKM ve yani genel olarak Taksim özel olarak AKM, AKP'nin bu kültürel cihadının, buna kültürel cihat deniyor, böyle kavramsallaştırıyor bazı akademisyenler bunu.
mecralarından biri, mekanlarından biri Atatürk Kültür Merkezi. Yıllarca uğraştılar burayla. Yani ta 2015'te Kültür Bakanı Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkalım, restore edelim gibi şeyler söylemeye başlamıştı. 2010 yılından sonra yani AKP'nin ustalık dönemi diye adlandırılan ve gücünü iyide niye tesis ettiği dönemde gerçekten de Atatürk Kültür Merkezi'ni yıktılar. Çok sembolik önemi çok güçlü bir yer. Yani Cumhuriyet'in temel sembollerinden biri. Opera binası olarak inşa edilen bir yer çünkü Atatürk Kültür Merkezi. Aynı zamanda tescilli kültür varlıkları arasında olan bir yer ve birinci derece sit alanı. Yani şimdi bütün bunlara baktığımızda AKP orayı yıkmak için de yıllarca bir hukuki anlamda da aslında hukuku da alaşağı ederek bir şekilde yıktı ve yerine yenisinin yapılacağı söyleniyordu. 2019 sonunda biteceği söyleniyordu. Öyle bir şey yok. Yani Atatürk Kültür Merkezi yıkıldı ve şu an işte ekonomik kriz vesaire bahane edilerek orada herhangi bir inşa çalışması yok diye biliyorum. Kültürel cihadın bu cephesini kazandı demektir AKP. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkarak. Fatihli'nin Harbiyeli'ye karşı bir zaferi olarak da bunu okuyabiliriz. Yani bir tür o yaşam tarzı çekişmesinin Fatihli lehine sona erişi. Her şey böyle olmadı. Yani AKP'nin bütün sembolik siyaset hamleleri tutmadı. Topçu Kışlası'na geçmek istiyorum burada. Yine çok benzer sayıklarla bir tür yani rövanşist bir sembolik siyaset eylemi olarak Erdoğan biliyorsunuz Gezi Parkı'na bir işte Topçu Kışlası'nın replikasının yapılacağını ilan etmişti. İş makinalarının oraya girmesiyle Türkiye tarihinin gördüğü belki en büyük direnişe vesile oldu. Gezi Parkı olayları biliyorsunuz. AKP için de geri dönülmez bir duygu durumuna geçişin momentidir bence. Korkuyla karakterize olan, düşme korkusuyla karakterize olan bir moment. Niye bu kadar önemliydi Topçu Kışlası siyasal İslamcılar için? Anlattıkları hikaye şu. Topçu Kışlası'nda işte 2. Meşrutiyet dönemi 1909 galiba 31 Mart ayaklanması gerçekleşiyor ve günlerce sürüyor bu ayaklanma. Bu ayaklanmayı Topçu Kışlası'ndaki askerlerin ve din adamlarının yaptığı söyleniyor. Ve hareket ordusu tarafından bir vadede bastırılıyor bu ayaklanma. Sonucunda da Abdülhamit tahttan indiriliyor. 2. Abdülhamit siyasal İslamcıların kurduğu Osmanlı tarihi açısından çok kilit önemli. Yani o anlatı, onların kurduğu anlatı açısından bugün kilit önemde. Erdoğan'ın dönem dönem özellikle 2015 sonrası Abdülhamitleştiğini bile söyleyebiliriz pek çok bakımdan. Dolayısıyla Topçu Kışlası meselesi bir tür Abdülhamid'in intikamını almanın sembolik göstergesiydi AKP için. Oraya o binayı dikeceklerdi, dikmek istiyorlardı. Nitekim binanın işlevinin ne olacağı üzerine çok çeşitli şeyler söyledi o dönem iktidardakiler, seçkinler biliyorsunuz. Ya önce AVM olacak dediler, sonra işte şehir müzesi olacak dendi, yok işte rezidans olacak vesaire. Dolayısıyla aslında hiçbir zaman işlevi önemli değildi. Mühim olan Taksim'in göbeğine, Gezi Parkı'na bir iz bırakmaktı. Yani bir tür diyorum ya resmi tarih, milli kimlik vesaire bununla ilgili güçlü bir iz bırakmaktı amaç o binayı dikerek. Dikemedi. Dolayısıyla bu cihadın bir cephesinde AKP'nin yenildiğini teslim edebiliriz bu örnekten hareketle. Bir başka yine İstanbul özelinde benim bakmaya çalıştığım mekanlar, yerler ya da icraatler diyeyim, gigantomanik fanteziler olarak kavramsallaştırıyorum. Birazdan açacağım bunun ne olduğunu. Batı karşısında simgesel üstünlük gösterisinin, gösterişçiliğin mekanları, yerleri olarak baktığım bazı yerler var. Yani AKP sadece içeriye mesaj vermedi İstanbul üzerinden yürüttüğü bu rövanşist sembolik siyasette ve duygu siyasetinde. Aynı zamanda dışarıya, özellikle batıya da bir mesaj vermek istiyordu. Ne kadar medeni olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu göstermek istiyordu.
bir tür o batı karşısında en başta bahsettiğim hissedilen aşağılanmışlık ve eziklik duygusunun telafisi için 2012 yılında galiba çeşitli mega projeler ortaya attı biliyorsunuz Erdoğan. Çılgın projeler de dendi bunlara. Neydi bunlar? Marmara, işte Avrasya Tüneli, 3. Havalimanı, 3. Köprü, İstanbul'un çevresini tamamen değiştiren, tamamen yeni bir İstanbul kurgusunu dışarıya da gösteren bir tür vitrin projelerdi bunlar. Bu projelerin ortak özelliği de hep yani açılış törenlerinde yapılan konuşmalara dönüp bakın. Hepsinde bir en vurgusu var. İşte dünyanın en büyük bilmem nesi, dünyanın en uzun şusu, busu diye. Bütün hikayede bir tür büyüklük tutkusu var. Yani büyük olsun, bizim olsun. O büyüklüğü, o ihtişamı, o görkemi bir tür kompleksin, ezikliğin göstereni olarak okuyabiliriz. Bu yüzden buna gigantomani deniyor aslında. Güç tapıncı, büyüklük tapıncı, büyüklük tutkusu. Ve hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu kavramın ilk ortaya atılması Nazi dönemi Almanya'sında. Olağanüstü büyüklükteki ve orantısız büyüklükteki anıtlar ve binalara referansla gigantomani kavramı ortaya atılıyor. Ben de bu kavramdan yardım alıyorum. AKP'nin bu çılgın projelerini ele alırken. Tabii ki bütün bu projelerde rant, çıkar, ya bunların hiçbirini es geçmiyorum. Ben sadece işin sembolik boyutuna baktığım için bunlar üzerinden yani para, çıkar, rant neyse onlar üzerinden bir analiz yapmıyorum. Diyorum ki tabii ki bu boyutu var ama bir de böyle bir sembolik ve duygusal anlamda bu tarz bir boyutu da var diyorum. Dolayısıyla hem içeriye hem dışarıya bu projelerle bir üstünlük mesajı, bir galibiyet mesajı, bir zafer mesajı verilmiş oldu. En son başlık belki İstanbul'la ilgili, AKP'nin İstanbul siyasetiyle ilgili bahsedebileceğim inşaatlar, zenginleşme iştahının mekanları olarak okuyorum. İstanbul'da yapılan bir kentsel dönüşüm ve inşaat şehveti hikayesinden. Çünkü biliyorsunuz sadece sembolik olarak güç elde etmekle iktidar olmuyor. Aynı zamanda maddi gücü de elde etmeniz gerekiyor. Ve bence inşaat hikayesi, yani AKP'nin bu inşaata dayalı ekonomik büyüme modeli hegemonyasını tesis etmesini, devşirmesini sağlayan başat şeylerden biri. Çünkü aslında tüm topluma her anlamıyla hitap etti inşaat şehveti. Nasıl hitap etti? Herkesin bir tür sınıf atlama arzusuna, işte gecekonduda oturan insanın da, orta sınıf birinin de sınıf atlama arzusuna hitap eden, bu arzuyu gıdıklayan, kaşıyan ve buradan bir hegemonya devşiren bir yönü var bu inşaatlaşmanın. Buna tabii ben sembolik olarak bakıyorum. Ne demek bu kadar inşaat? Sembolik olarak siyasal İslamcının betonlaşmış güce tapması olarak görüyorum bunu. O beton içinde, o inşaat içinde gömülü olan sermayeye, güce duyulan hayranlık, öykünmenin göstergeleri aslında. Tabii ki bu inşaat furyası İstanbul'da sadece sembolik olarak aslında şehrin çehresini değiştirmedi. Bayağı reel anlamda da şehrin çehresini son derece değiştirdi. O gökyüzüne sonsuzca uzanan gökdelenler bence tam anlamıyla bir tecavüzün göstergeleri, son derece fallik imgeler, bir kente nasıl sembolik olarak eril bir şekilde tecavüz edildiğini gösterenleri. Ve ben şöyle düşünüyorum, aslında tüm bu hikayeyi böyle bu AKP'nin İstanbul'la kurduğu hınca, intikamcılığa dayalı ilişkiyi böyle bir yani topluca gördüğümüzde gerçekten de kentin, taşın, toprağını, mirasını, tarihini alaşağı ettiğini görüyoruz AKP'nin. Bu anlamıyla ben şöyle düşünüyorum, AKP evet İstanbul'un bedenini ele geçirdi ama bence ruhunu ele geçiremedi. 2019 seçimlerinde bunu gördük. Yani seçimleri kaybettiler, belediye seçimlerini ve deli gibi uğraştılar biliyorsunuz bir şekilde hani iptal ettirmek için. Çünkü İstanbul bu kadar önemliydi onlar için. Dolayısıyla ruhunu ele geçiremedi ve temel şeyi de şu andaki
krizin nedenlerinden biri de bu aslında. İstanbul'u tam anlamıyla hiçbir zaman fethedemediğinin göstergesi bu. Şöyle bitirmek istiyorum. 4 gün önce Ekrem İmamoğlu bir tweet paylaştı. 6 Ekim işte İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümü. O tweette bir video var. İstanbul yukarıdan çekilmiş. Ve şöyle başlıyor video. İstanbul senindir. Ben videoyu görünce bir gerçekten bir böyle ne oluyor dedim. Sarsıldım. Bu lafın, bu söylemin sembolik anlamı üzerine düşünmeye çok değer olduğunu düşünüyorum. İstanbul kimin gerçekten? İstanbul'u niye bir türlü bizim kılamıyoruz? Siyasal İslamcısı da bütün derdi İstanbul'u benim kılmak ama bir türlü olmayan bir şey var. İşte diğer taraftakinin bütün derdi de o. Acaba bütün bu bahsettiğim duygular daha ziyade tek başına siyasal İslamcılara özgü değil de Türk özneliğiyle, Türklükle ilgili bir şeye işaret ediyor olabilir mi? Niye biz İstanbul'u bir türlü bizim kılamıyoruz, kendimizi sürekli buna ikna etmeye çalışıyoruz deyip böyle bir soruyla bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.